Gençler selamlar, ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, logaritmanın son videosu olacak. Şimdi çözeceğimiz test, logaritma large testteyiz arkadaşlarım. Kırmızı testteyiz, roket testteyiz artık ve bu testle birlikte logaritmaya noktayı koyacağız. Ve Allah'ın izniyle logaritma senin için bir mazi olacak diye umuyorum. Tabii bu test sevgili arkadaşlarım, sınava kadar... Yani sınavdan önce çözeceğin son test bu olmayacak sonuç olarak. Sana tavsiye, kaç defadır, kaç videoda sana bu tavsiyeyi verdim. Lütfen soru bankasındaki bu konuları erit. Tamam. Dizilere gel, dizileri bitir ve daha sonrasında limit, süreklilik, türev ve integrale olabildiğince gerekli hassasiyeti göstererek bol miktarda zaman ayır. Senden tek isteğim bu. Tamam mı? Çünkü limit, türev, integral biliyorsun AYT'nin içerisinde standart sapma var. Limit, türev, integral konularında çok fazla öğrenci çözemiyor. Özellikle eşit ağırlıklar limit, türev, integralden soru kaçırmadığı takdirde inanılmaz deli dehşet puanlar alabiliyor arkadaşlarım sorulardan. Ve sıralamalarda ön sıralara oynayabiliyorlar. Lütfen senden ricam şu konuları önceden hallet, kafanda problem olmasın ki... Limit türev integrale gerekli miktarda zamanı ayır ve daha sonrasında da güzel kardeşim senin için sınavda limit türev integraller seni dereceye oynatacak gerekli netleri versin. Tamam diyelim ve artık hazırsanız geçelim, yan tarafta bakın görüyorsunuz, geçelim large testimize. Hadi bakalım. Evet, ilk sorumuzda dilersen şöyle büyütelim ekranı ve başlayalım. Öncelikle bize demiş ki bakın 5 çarpı 3 üzeri ln x artı 1 eksi 6 çarpı 3 üzeri ln x eksi 1 eksi 4 çarpı 3 üzeri ln x eşittir 1. Bu denklemi sağlayan x değeri sorulmuş. Bakın şuradaki 3 çarpı 3 üzeri ln x artı 1 demek şu demek. 3 üzeri ln x çarpı 3 demek. Dolayısıyla şuradaki çarpı 3 ile 5'i buluşturursak 15 tane 3 üzeri ln x yapacaktır. Eksi dedim. Bakın devam ediyorum şimdi. İyi dinle. Şu yeşille işaretlediğim ise bu da gençler 3 üzeri ln x bölü 3 demek. Şimdi 6'yı 3'e bölerseniz 2 yapar ki 2 çarpı 3 üzeri ln x dedik buraya da. Eksi 4 tane 3 üzeri ln x var. Burada da eşittir 1'miş. Şimdi dikkat. 3 üzeri ln x, 3 üzeri ln x ve 3 üzeri ln x var bakın burada. 3 üzeri ln x parantezine alın bunları. Ne gelir? 15 eksi 2 eksi 4 yani 9 gelir. 9 ile çarparsanız 1 geliyormuş. Yani 3 üzeri ln x eşittir 1 bölü 9. 9'u karşıya gönderdim. 1 bölü 9 ve 3 üzeri eksi 2'nin ta kendisidir. Yani arkadaşlarım ln x bakın artık şuna eşit olur. Ln x eksi 2'ye eşit olur. Niye? Çünkü tabanlar birbirine eşit. O halde ln x eşittir eksi 2 dedim. Tabanı e idi. E üzeri eksi 2 eşittir x'tir. Yani x kaçmış arkadaşlar? E üzeri eksi 2. Bu da 1 bölü e karenin ta kendisi olacaktır. Cevabımız A seçeneğinde verilmiş dedik. Soru sevgili arkadaşlarım. Her ne kadar soru bankası sorusu gibi dursa da. Sınavda böyle sorular karşınıza çıkabileceği için lütfen işaret koyun. Şimdi bir alttaki sorumuza bakacağız. Aşağıda birbirine eş 6 adet tuğla ve bir duvar çivisi verilmiş. Duvar çivisinin boyu var. Bakın burada logaritma 3 tabanında 11. Ve bir tuğlanın kalınlığı da logaritma 2 tabanında 3. Tuğlaların yüksekliği ve duvar çivisinin boyu verilmiş. Buna göre duvar çivisi en üstteki tuğlaya şu şekilde şuradan en üstteki tuğlaya tamamen çakıldığında kaç tuğla birbirine sabitlenmiş olur diye soruluyor. Güzel bir soru. Şimdi bunu nasıl halletmemiz lazım? Şu şekilde tabii ki logaritma 3 tabanında 11'i biz neye bölmemiz gerekiyor arkadaşlarım? Logaritma 2 tabanında 3'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi tabii tabanlar falan eşit olmadığı için bu bizim için biraz sıkıntı. Bunu bölmek biraz sıkıntı arkadaşlar. Ama burada bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın logaritma 3 tabanında 11 dediğimiz sayı hangi iki ardışık tam sayı aralığında olduğunu biz bulalım. Ki bu sayı arkadaşlarım logaritma 3 tabanında 9 ile şu eşittir'i silelim. Logaritma 3 tabanında 27 aralığında bir sayıdır. Ve dikkat ettiysen logaritma 3 tabanında 9 2'dir. Bu da 3'tür. Yani arkadaşlar bu bizim sayımız 2 küsür bir sayıymış. Yani bu çivinin boyu 2 küsür santimetre diyelim, tamam mı? Pekala şimdi tuğlalara bakalım bir de. Bak arkadaşım bu logaritma 2 tabanında 2 ve logaritma 2 tabanında 4 aralığında bir sayıdır.
Ve doğal olarak artık şunu söyleyebiliriz ki bu logaritma kitabının da 3 sayısı 1 ile 2 aralığında, yani bir küsür bir sayıdır bir tuğlanın uzunluğu. Şimdi ben şu 2 küsür olanı gidip buraya çakarsam arkadaşlar. Birinci tuğlayı mecburen geçecek çivi. İkinci tuğlaya batacak. Üçüncü tuğlaya geçemeyecek. Neden? Çünkü ikinci tuğlayı bitirdiğimiz anda burası zaten ne olmuş olacak sevgili arkadaşlarım? 2 küsür bir sayı olmuş olacak. Şimdi ikinci tuğlaya geçen üçüncü tuğlaya geçememesinin sebebini de söyleyelim. Arkadaşlarım logaritma 3 tabanında 9 ve logaritma 3 tabanında dedik 7, 27 dedik ya. Bu 11 9'a mı yakın 27'ye mi? 11'e çok 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 daha 9'a çok çok daha yakın 11. Yani 2 küsürü bir sayı dedik ya, bu aslında 2,1 gibi, belki 2,09 gibi ya da 2,11 gibi, bu civarlarda olan bir sayı. Yani 2'ye yakın, 3'e değil. Şimdi burası 2'ye yakın olduğu için 2,1 diyelim hadi en ihtimalle. Şimdi çiviye bakıyorsunuz. Çivi de logaritma kitabında 2 ve logaritma kitabında 4. Yani 3, 2'ye mi 4'e mi yakın, ikisinin tam ortasında. O zaman bu da 1,5'a yakın bir sayıdır. Bakın şurası 1,5'a yakın bir sayıdır. Dolayısıyla madem 1,5'a yakın, şu ikisi 3'e yakın bir sayıdır. Bakın şurası 3'e yakın bir sayıdır. Dolayısıyla ben buradaki çivinin boyunun 2'ye yakın olduğunu biliyorum ya. Birinci tuğlayı mecburen geçecek ama ikinci tuğlanın da şuralarında bir yerlerde kalacak. Yani böylelikle iki tuğla birbirine sabitlenmiş olur diyeceğim. Doğru cevabım da A seçeneği olacak. Geçtim 3'e. X 0 ile pi bölü 2 aralığında olmak üzere A sayısı logaritma kitabında 1 eksi sin x bölü cos x, B sayısı da logaritma kitabında 1 eksi sin x olarak verilmiş olduğuna göre logaritma kitabında cos kare x ifadesinin A ve B türünden eşiti soruluyor sevgili arkadaşlarım bize. Şimdi şöyle diyelim. Bizim bu A sayımız logaritma 2 tabanında 1 eksi sin x. Bakın 1 eksi sin x. Burası bölünmüş mü arkadaşlar? Bölündüyse dışarıda çıkarılmıştır değil mi? Logaritma kitabında cos x diyeceğiz biz buraya. Ve bu da neymiş? A. Şimdi dikkat edin. Şu logaritma kitabında 1 eksi sin x dediğimiz şey de b'ymiş. Yani b'den logaritma kitabında kosinüs x çıkınca ne kalıyormuş arkadaşlarım? A kalıyormuş. Şimdi bunu bu tarafa gönderirseniz b eksi a yapar sol taraf, sağ tarafta logaritma kitabında kosinüs x yapacaktır. Dikkat edin, burası logaritma kitabında kosinüsün karesi. Yani ben bu 2'yi alıp başa gönderebilirim. Yani bizden istenen şey aslında 2 çarpı logaritma kitabında kosinüs x istenmiş b ve a türünden. Yani diyor ki arkadaşlarım şunun 2 katı istenmiş. O zaman tabii ki bunun 2 katı da cevap olacaktır. İçeri dağıtırsanız 2b eksi 2a olduğunu görürsünüz. Doğru cevabımız da D seçeneği olur. Ve sevgili arkadaşlarım devam ediyorum 4. sorumla. Aşağıda logaritma 2500 birim yüksekliğinde bir sergi platformuna asılmış tablo görseli ve bu bazı uzunluklar verilmiş. Mesela tablonun uzun kenarının uzunluğu verilmiş logaritma kitabında 100 diye. Daha sonrasında tablonun en üst noktasından tabana kadar olan mesafe verilmiş logaritma 40. Ve tablonun en alt noktasından tavana kadar olan mesafe verilmiş logaritma 125. Buna göre tablonun alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi ben duvarın tamamının uzunluğunu biliyorum. Logaritma 2500'de unutmayın. O halde ben logaritma 125 ile logaritma 40'ı toplarsam. Bakın logaritma 125 şurası. Hatta ben şöyle diyeyim mi, bakın. Bu parçayı 3 eşit 2 tane parçaya bölelim. Birisi şurası, öteki şurası. Burayı da şöyle 2 eşit, 2 eşit diyorum hala. 2 parçaya bölelim. Şurası ve şurası. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki şuraya x diyelim, şuraya a diyelim, şuraya da y diyelim. Doğal olarak burası da a olacaktır. Şimdi ben logaritma 125 ile logaritma 140'ı toplayarak ne yaptım? X artı a artı a artı y. Yani arkadaşlar x artı a artı y artı a diyelim. A'yı ayırdım. Burası bunu verecektir. Peki bu da neye eşitmiş? Logaritma 2500. Arkadaşlar logaritma 2500 ne demek? Aynı zamanda sevgili gençler. Bu arada logaritma 2500'e eşit olmaz, özür diliyorum. Şurası logaritma 2500'e eşit olur. X artı a artı y. Niye? Çünkü x artı a artı şurası da y, duvarın uzunluğu. Demek ki burası logaritma 2500. Peki ben şunları toplarsam neyi bulurum? 40 kere 125. Şimdi 4 kere 125 kaç yapar arkadaşlar? 500 yapar. 40 ile çarparsanız 5000 yapar. Yani logaritma 5000'miş arkadaşlar. O halde logaritma 2500'e a'yı ekleyince logaritma 5000 yaptığını görüyoruz. Şimdi o halde ben şunu karşıya atarım. A eşittir. Logaritma 5000 eksi logaritma 2500 olur mu? Olur. Pekala.
Logaritma 5000'den logaritma 2500'ü çıkarmak demek 10 tabanında logaritmanın içerisinde 5000'i 2500'e bölmek demektir. Yani bölerseniz 2 gelir. Demek ki a kaçmış? Logaritma 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi benim bu dikdörtgen şeklindeki tablomun uzun kenarının logaritma 2 tabanında bir 100 olduğunu görüyorum. Kısa kenarının da logaritma 2 olduğunu görüyorum. Bana tablonun alanı sorulmuştu. Yani şu kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağım. Şimdi logaritma 2 tabanında 100 de sevgili arkadaşlar. Neyi çarpacağım? Logaritma 2'yi çarpacağım. Gördüğünüz üzere bunun tabanı 2, bunun içi 2 olduğu için bunlar gider. Bunun tabanı da 10'du unutmayın. 10 tabanında 100 kalır. Peki logaritma 10 tabanında 100 kaça eşittir? Tabii ki 2'ye. Yani benim tablomun alanı 2 birim kareymiş diyebilirim. Şimdi devam ediyorum 5. soruyla. Aşağıda y eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 4 fonksiyonunun bakın grafiği verilmiş bize. Buna göre mavi renkle taranmış alan kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi mavi renkle taranmış alan burası. Öncelikle sevgili arkadaşlar biraz düşünmekte fayda var. İyi dinliyorsunuz. Ben x gördüğüm yere b'yi yazınca karşılığında neyi alıyormuşum bakın? 2'yi alıyormuşum değil mi? O halde yazalım logaritma 2 tabanında b eksi 4 eşittir 2 diyorum. Hocam 2'nin karesi 4'tür. 4 içeri eşit olacak. Yani B kaçmış? 8'miş. Bakın burası 8 gençler. Şu B dediğimiz yer 8. Pekala. Şimdi ise artık şu 12'yi yerine yazarak C'yi bulmakta sıra. Logaritma 2 tabanında 12'yi yerine yazarsam 12'den 4'ü çıkardım. 8 geldi. Eşittir. C'ymiş bakın bu da. 12'yi yerine yazınca hop hop hop. Bakın kaçı veriyor? C'yi veriyor. 2 üzeri C 8'e eşitse C burada 3'ün ta kendisidir. Bak burası da 3'müş. Şimdi artık işimiz kolay. Ne yapıyoruz biliyor musun? Şu en dıştaki dikdörtgeni gör. Şurayı bak. Şurayı gör. Burası 12 kere 3'ten 36 mı buranın alanı? Evet. Eşittir. Eksi. Bir de şuradaki dikdörtgeni gör. Küçük dikdörtgeni. Beyaz dikdörtgeni. O kısımda bak. Şurası 8 burası 2. 2 kere 8'den kaç yapar? 16 yapar. Burası da 16'ymış. 36'dan 16'yı çıkarırsam elimde sadece ama sadece maviyle gösterilmiş alan kalacaktır. 36 eksi 16 bize 20'yi verir. Cevabımız da C seçeneğidir diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım 98. sayfamızda bitirdik. Geçiyoruz 99'a. Ve 6. soru. 2 üzeri ln x'in ln x, 2 üzeri ln x ln x bölü 2 üzeri ln ln 10. Şurayı yanlış okudum. 2 üzeri ln ln x ve 2 üzeri ln ln 10 üzeri logaritma ifadesinin eşiti soruluyor. Şimdi öncelikle bunların tabanlarının 2 olduğunu görüyorsunuz. İkisinin de tabanı 2 olduğu için ben artık üstlerini birbirinden çıkarabilirim değil mi? Yani nasıl çıkaracağım? Şu şekilde 2 üzeri ln ln x'ten ln ln 10'u çıkaracağız. Şu şekilde. Pekala. Şimdi üst tarafta yani 2'nin üstüne bakıyoruz. İkisinin de tabanı e ve logaritmalar çıkarılmış. Çıkarıldığına göre içlerini bölebilirim. Yani 2 üzeri ln açtım parantezi ln x bölü ln 10 diyeceğim. Böldüm. Daha sonrasında 2 üzeri bakın ln ln x bölü ln 10 gördüğünüz üzere ikisinde tabanı e olduğu için o tabanları görmezden gelebiliriz ve deriz ki hocam burası logaritma 10 tabanında x'tir. Yani ln içerisinde logaritma x varmış arkadaşlarım 10 tabanında x. Ve bunun da logaritma e'nin kuvveti diyelim. Şimdi dikkat ediyorsun ben 2'nin kuvvetinin kuvveti varsa bunları çarpmayı biliyordum değil mi? Yani şununla şunu çarpılacak. Şimdi bak ln'i şu şekilde yazıyorum. Logaritma e tabanında hop logaritma x. Çarpı logaritma 10 tabanında x diyorum arkadaşlar. 10 tabanında e diyoruz özür dilerim. Şunu şuraya çektik e olacak. Şimdi bunun tabanı e hop gitti. Bunun içi e bu da gitti. Geriye ne kaldı? 10 tabanında logaritma x kaldı. Yani 2 üzeri 10 tabanında dediği şey logaritma direkt. Log log x kaldı. 2 üzeri log log x'miş arkadaşlar. Pekala. Şimdi bunun eşiti sorulmuştu bize. Burada ben logaritma x'te 2'nin yerlerini değiştirebiliyordum. O halde logaritma x üzeri logaritma 2 benim cevabım olacaktır. Yani cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. 6. sorumuzun cevabına D dedik ve devam ediyorum 7. soruyla. Çok ama çok dikkatli dinleyin arkadaşlarım. Aşağıda birbirinden farklı 3 aracın uzunlukları verilmiş. A, B, C araçları. Bakın A aracının boyu logaritma 2 tabanında 5'miş. Kırmızıların boyu buymuş. Turkuaz renkli araçların boyu 2'ymiş arkadaşlarım direkt. Ya da direkt logaritma 2 tabanında 4 diyelim şimdilik. Mavilerin boyu da logaritma 2 tabanında 3'müş. Pekala. Ardışık her aracın arasında 1 metre mesafe olduğu söylenmiş bize. En öndeki aracın nizamiyeye olan uzaklığı 2 metredir. Yani arkadaşlar şurayı gösterebiliriz bakın. Şurası nizamiyeye olan uzaklığı
2 metreymiş. Her aracın arasında birer metre boşluk olduğunu, mesafe olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim bunları. Pekala, ve bir diğer bilgide demiş ki sınır polisi ehliyet, ruhsat, pasaport incelemesi için araç kuyruğunda araçları tek tek kontrol ediyor. Ve nizamiyeye olan uzaklığı da 1220 santimetredir. Şimdi bu sınır polisi görselde burada görünüyor. Fakat zaten şıkların içerisinde nerede durduğu sorulduğu için sınır polisinin gerçek mesafesini vermedik. 1220 santimetre demek 12 metre 20 santimetre demektir. Tamam mı? Biz 12 metre 20 santimetrelik mesafede durduğunu düşüneceğiz sınır polisinin. Şimdi başlangıçta 2 metrelik bir mesafe vardı zaten. Bu sınır polisi nerededir diye soruyor bize. Bak, buna göre sınır polisinin konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Araçların uzunlukları metre cinsinden verilmiş. Yani bunların hepsi metre. Şimdi arkadaşlarım, sınır polisi 12 metre mesafede duruyordu. Bakın şurası 2. İlk baştaki mesafe 2. 2'nin üzerine kırmızı araç logaritma kitabında 5 uzunluğundaydı. Bunun üzerine arada 1 metre mesafe var. Ve arkasından turkuaz araç geliyor. Yani logaritma kitabında 4 geliyor. Arkasından 1 metre mesafe var. Ve arkasından mavi araç, yani logaritma kitabında 3 mesafelik bir araç geliyor. Uzunluğunda bir araç geliyor. Artı onun üzerine 1 metre daha. Bakalım kaç etti? Burayı bir hesaplayalım. Logaritma kitabında 5 ve logaritma kitabında 3'ün toplamı logaritma kitabında 15'tir. 2 artı 1 3'tür. Bak şu da 2'dir. 5 yaptı. 1 daha 6, 1 daha 7 yaptı. Dikkat edin, logaritma kitabında 15 demek sevgili arkadaşlarım 3 küsurat bir sayıdır. 7'ye 3 küsür eklerseniz ne olur? 10 küsür olur. Bizim sınır polisimiz 12 metreden biraz fazla mesafedeydi nizamiye olan uzaklığı. Dolayısıyla demek ki daha ben bir araç daha ekleyeceğim. En son şuradaki mavi aracı eklemiştim. Şimdi bir tane daha mavi araç ekleyeceğim. Arasındaki 1 metreyi kullandım. Logaritma kitabında 3 daha ekledim. Böylelikle bakın şurayı siliyorum. Sildim. Ve tekrardan hesaplıyorum. Logaritma kitabında 3, logaritma kitabında 3 ve logaritma kitabında 5. İçlerini çarparsanız logaritma kitabında sevgili arkadaşlarım ne olur? 45 olur. Artı 2, 1 daha 3. Şöyle ne yaptı? 4 yaptı. Şöyle 5 yaptı. 2 de bu vardı arkadaşlarım, 7. Şimdi logaritma kitabında 45 nedir? Logaritma kitabında 32'den, yani 5'ten biraz büyüktür. 5 küsür. 7'ye 5 küsür eklerseniz 12 küsür yapacaktır ve işte sınır polisi demek ki sevgili arkadaşlarım 12'den biraz büyükse artık demek ki neredeymiş arkadaşlarım? Şu arabayı kesinlikle geçtiğini biliyoruz. Bakın şöyle şununla gösterelim. Şu aracı kesinlikle ve buradaki 1 metrelik mesafede geçtiğini biliyoruz. Ve bizim sınır polisimiz şu aracın yanında bir yerdedir. Şimdi bu aracın yanındaysa sevgili arkadaşlarım şıklarımıza bakalım. Mavinin yanında olacak. Şimdi mavinin yanında olmayanları eliyorum. Şu şu gitti, bu da gitti. Şimdi şu ikisini de mavinin yanında gördüğünüz üzere. Ama nasıl duracak? Yani mavi aracın arkasında kim var? Bakıyorsunuz turkuaz araç var. Mavinin arkasında turkuaz araç olup da polisin mavi aracın yanında durduğu bir tek Bursa seçeneği var. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet, güzel soru, hoş soru arkadaşlarım. Ve 7. sorumuza çözdüğümüze göre geçelim 8'e. Bana diyor ki logaritma 5 yaklaşık olarak 0,69897 sayısına eşittir. Buna göre 50 üzeri 100 sayısı kaç basamaklıdır? Bu şekilde kaç basamaklıdır dediği soruları şu şekilde yapıyorsunuz. Logaritma, şuradaki 50 üzeri 100'ün logaritmasını alacaksınız. Eğer kaç basamaklıdır diye logaritmada soru soruluyorsa veya AYT'de bu kaç basamaklıdır diye bir soru soruluyorsa işte o zaman logaritmasını alın arkadaşlar o sayının. 100'ü başa attınız. 100 çarpı log 50 geldi. Log 50'yi de şu şekilde yazdınız. 100 parantezinde log 10 artı log 5 dediniz. Sen log 10'un 1 olduğunu biliyorsun. Log 5 de sevgili arkadaşlarım zaten verilmiş. 0,69897 şeklinde. Şimdi gittin 1'e bunu ekledin. Ne geldi? 100 çarpı 1,69897 geldi. Peki sen şimdi buradaki 100 de şu sayıyı çarparsan neyi bulursun? 168,97'yi bulmuş olursun. Doğru mu? Doğru. Pekala, 168,97'yi bulduk ya biz. Yani bunun logaritmasını. Şimdi cevap ne biliyor musun? Bu sayı ondalık bir sayı. Bu sayının tam kısmına bakıyorsun. 168, cevap o mu? Hayır. Bunun bir fazlası her daim cevap olur arkadaşlarım. Yani cevap 169 olacaktı. Cevap C'ydi. Eskiden karakteristik ve mantis diye bir konu görüyorduk. Bakın matris değil,
matris de müfredattan kaldırıldı. Ama logaritmanın bir alt konusu olan karakteristik ve mantis adlı konuda sevgili arkadaşlarım müfredattan yine kaldırılan konulardan bir tanesi. Bu şekilde işlemler yapıyorduk. Ama şu an böyle bir soru çıkmaması gerektiriyor mu bu? Hiç gerektirmiyor arkadaşlarım. Çünkü hala soru bankalarında, hala konu anlatımı kitaplarda olan bir konu. Aklımızda bulunsun diye, çünkü konusunu bunu anlatmadık ama aklımızda bu şekilde kalsın diye de bu soruyu buraya yazdım. Haberiniz olsun. Bu sorular böyle çözülüyor. Ne yapıyoruz? Bize kaç basamaklı diye sorduğu sayının logaritmasını, 10 tabanında logaritmasını alıyorsunuz. Daha sonrasında cevabı bulduktan sonra da şuradaki tam kısmın bir fazlası cevap oluyor. Aman dikkat, bak bir eksiği falan değil, bir fazlası. 9. soru. 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16 çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 a bölü 16 olduğuna göre a aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi 16 nedir? 4'ün ikinci kuvveti değil mi? Ben şurada 4'ün ikinci kuvvetini aldım, şuraya atabilirim. Ve bu buradan kalksın istedim. A'yı bu şekilde net elde edebiliriz. Bak 4'ün karesi çarpı 4 üzeri eksi logaritma 20 tabanında 16 var ya. İşte ben bu ikisini çarparsam tabanlar aynı olduğu için üstlerini toplamak zorundayım artık. Yani logaritma 2 eksi logaritma 20 tabanında 16 dedim. Çarpı 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 dedim eşittir A. Çok ama çok dikkatli dinle şimdi. Kardeşim bak burası 20 tabanında. O zaman ben bu iki sayısını 20 tabanında nasıl yazarım? Tabii ki 20 tabanında 400 biçiminde yazarım. Böylelikle 20'nin karesi eşittir 400'ü verir. O halde arkadaşlar ben o 2'yi şu şekilde yazdım. Bak logaritma 20 tabanında 400 biçiminde yazdım. Ve bundan logaritma 20 tabanında 16'yı çıkardım. Peki benim elime ne geçer? Bak şu geçer senin eline. Logaritma 20 tabanında 400'ü 16'ya bölersin ve 25 dersin. Arkadaşlarım burası 4 üzeri logaritma 20 tabanında 25 yaptı. Çarpı yan tarafında da 5 üzeri logaritma 20 tabanında 25 var. Şimdi üstü sayıları tekrardan düşünüyoruz. Üstleri aynı ve ifadeler çarpılıyorsa alttakiler çarpılır. 20 üzeri logaritma 20 tabanında 25 dersin. Eşittir bu da kaçmış? A. Bak güzel kardeşim. Şimdi logaritma kurallarından. 20 ile 25'in yerini değiştirirsen 25 üzeri logaritma 20 tabanında 20 yapar. Bu da A'ya eşittir. Gördüğün üzere logaritma 20 tabanında 21 olduğundan A 25'e eşittir. Bize A sorulmuştu. Doğru cevap E seçeneği olacaktı dedik. Ve 10. sorumuz. 10. soru son soru arkadaşlar. Osman evinin bahçesine düz bir sıra boyunca aydınlatma direği dikmiştir. N birden büyük olmak üzere Osman'ın diktiği her enince aydınlatma direğinin birinci aydınlatma direğine olan uzaklığı logaritma 3 tabanında n'miş. Yani ikinci aydınlatma direğinin birinci aydınlatma direğine olan mesafesi logaritma 2 tabanında 3 tabanında 2'dir. Üçüncünün 1'e olan uzaklığı logaritma 3 tabanında sevgili arkadaşlarım 3'tür. Dördüncü direğin birinci direğe olan uzaklığı logaritma 3 tabanında 4'tür diye devam ediyor bu. Buna göre Osman'ın diktiği 27 ve 3. aydınlatma direkleri arasındaki mesafe. Şimdi şu birinci direk olsun. Şu üçüncü, şu da 27. Bak güzel kardeşim. 27. 1. ve 3. dedik. Ben 27. direğin birinci direğe olan mesafesini bulurum. Sonra bir de 3. direğin birinci direğe olan mesafesini bulurum. Eğer ki şu mesafeden şunu çıkarırsam 27. direğin 3. direğe olan mesafesini bulurum. O halde önce şu büyüğü bulalım. Logaritma 3 tabanında 27'dir. Bundan da logaritma 3 tabanında 3'ü çıkarırsam bak şurası 27. direğin 1. direğe olan mesafesidir. Şurası da 3. direğin 1. direğe olan mesafesidir. Bundan bunu çıkarırsak cevabı buluruz. Ki logaritma 3 tabanında 27 3'tür. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. 3'ten 1'i çıkarırsanız doğru cevabı yani 2'yi bulursunuz arkadaşlarım. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği olacaktı. Evet sevgili arkadaşlar, large testi de bitirdik artık ve ne yapıyoruz? Tabii ki sevgili arkadaşlarım bir sonraki videomuzda dizilere geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlarım dizilerden önce size şöyle genel bir şey söyleyeyim. Dizi dediğimiz şey aslında çok yabancı bir olay değil. O yüzden gözünüzü korkutmasın. Hocam ben dizi yapamıyorum, özellikle lanet olası bazı soruları var onları yapamıyorum diyorsan, sana şimdiden söyleyeyim. Fonksiyonlar konusunun sende iyice oturması lazım. Bu bir. İkinci oturması gereken, çok iyi oturması gereken konu da tabii ki
ardışık sayılarla yapılan işlemler. Ardışık sayılardaki formüller. İşte son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı cart curt falan var ya. İşte onların çok ama çok iyi oturması lazım. Onlar iyiyse, fonksiyonlar kısmında iyiyse dizilerde yapamayacağın soru kalmaz. Dizilerde o yapamıyorum, zorlanıyorum dediğin sorular zaten işte o ikisinin, o iki kazanımın bir arada buluştuğu sorulardır ki gerçekten zordur. Bak hak veriyorum sana, gerçekten zordur. Ama sınavda şimdiye kadar sorulan dizi sorularına baktığımız zaman da bizleri ÖSYM'nin o kadar zorlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla sevgili kardeşim hiç merak etme. Ben anlatacağım zaten sana. Enine, boyuna, derinlemesine her şeyini anlatacağım. Gerisi sana kalacak ama o gerisi sana kaldığı kısmı da ben biraz endişeleniyorum açıkçası. Beni endişelendirme. Yapman gereken her şeyi sana söylüyorum. 1. Bu iki konu adam akıllı bir şekilde oturacak. Eğer oturmadıysa bak vallahi bunu da izleme. Dizileri de izleme. Tamam mı? 1. Oturacak. 2. Ben sana konuyu anlatıp sorularını çözdükten sonra oturacaksın. Lütfen soru bankandan dizi testleri çözeceksin. Bak 3-4 tane test çözsen yeter. Vallahi oturacaktır konu. Yemin ederim oturacaktır. Tamam mı? Dolayısıyla sen bana bunu lütfen hallet be. Olur mu? Lütfen senden bunu rica ediyorum. Evet. Sonraki videoda dizilerde görüşüyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.